Herkese selamlar tekrardan. Umarım iyi çalışıyorsunuzdur ve her şey yolunda gidiyordur. Sadece bizi güzel bir şekilde dinleyin. Ders notunu açın. Haliyle biz neyi vurguluyorsak onun not alın. Ve bir şekilde online derslerde görüştüğümüzde ya da yüz yüze bu olayları güzel bir tekrar edip işimize bakalım. Ekstrem doğa olayları diye bir konu başlığı var AYT'de. Aslında hep derim benim öğrencim artık AYT'nin bazı konularını biliyor. Yani açıkçası biz AYT'nin böyle ne diyeyim bunu yüzde konuşurken de söylemiştim. Yüzde kırkını hakimiz. Yüzde altmışlık bir kısım vardı. Onu da erittik. Fazla bir şey kalmadı. Ekstrem doğu olayları ekstrem kelime anlamı olarak sıra dışı. Yani böyle biraz anormal durumlar. Yani biraz afet tarzı şeyler. E haliyle baksana. Ekstrem doğu olayları nasıl ifade edilmiş? Astronom kökenli. Meteoroloji, hidrometeoroloji yani iklimsel ya da iklim ve suyun beraber etkili olduğu, jeoloji yerin altı ile ilgili, jeomorfoloji yerin üstü yani yer şekilleri ile ilgiliydi. Yani benim öğrenci bu kavramların alt yapısını biliyor. Peki üstüne gidelim. Hani not anlayacak bu cümle var mı? Açıkçası yok. Çünkü biz bu konuları biliyoruz diyorum bir daha. Mesela meteor düşmesi. E benim öğrencim biliyor ki Meteor diğer adıyla taşı aslında dünyaya ara ara gelir ama işte hangi katmanda o katmanımın adı mezosfer katmanına gelince o sürtünmen etkisiyle yanar parçalanır ve dünyaya daha az büyüklükte gelir. Peki ara ara gelmiş midir? Ara ara düşmüş müdür? Evet. Peki o düştüğü yerde bazen cam bazen mal kayıpları oluşturmuş mudur? Kesinlikle. Yani en azından dipnot olarak bunu bilmen yeterli. Peki Ekstrem sıcaklık ne demek? Yani hangi ülkeden bahsediyorsa, hangi şehirden bahsediyorsa alışık olmadığı sıcaklık ortalaması bir ekstremdir. Yani Temmuz ayı ortalaması Ankara'da 24-25 derecedir. O zaman Temmuz ayında 35 derece olduğu zaman mevsim normallerin üstünde bir rakamdır ya da 40 derece olduğu zaman bu Ankara için bir ekstremdir. Yani Türkiye'de ya da dünya ölçeğinde düşündüğünde ara ara ekstrem sıcaklıklar olur. Bu bazen artı yönde bazen de eksi yönde. Sonuçta bu bir ekstrem doğu olayı mıdır diyor. Yani ekstrem sıcaklıklar sıcaklıkların çok artması. Mesela dünyada rakamların artı 50 artı 55 olduğu yerler olmuş. İşte Libya diye aklımda kalmış. Ya da eksilere düştüğü yerler olmuş. İşte bu Sibirya tarafları ya da Grönland'a bazı yerler. Peki aşırı eksi 70'ler görmüşler. Görmek, artı 55'ler görmek aşırı uç rakamlar mıdır dünyada? Evet. Peki bu ölümle neticelenebilir mi? Kesinlikle. Yani ara ara böyle haber kültürüne baktığımızda bir ara Avrupa'da yaşanan aşırı sıcaklıkların insanları öldürdüğü ya da işte Türkiye'de bazen aşırı sıcaklıklar sonucunda insanların kırıldığı, etkilendiği ya da tam tersi dünyada bazen ekstrem olarak aşırı soğuklukların insanları nasıl etkilediğini biliyoruz. Fırtınalar tropikal siklonlar siklon hatırlatayım alçak basınç demekti kelime olarak siklon antisiklon diye bir kavram vardı. Basınç konusunda işlemiştik. Yabancı gelmesin. Peki fırtınalar ya da tropikal alçak basınca dayalı o fırtınalar kasırgalar nerede oluyordu? Genelde ekvator çevresinde. Demiştik ki okyanuslarda ani havanın ısınmasından dolayı basıncın bir anda düşüp işte bir anda bir alçak basınç olmasıyla saat 2 hızı 150 ve üstünü zorlayan rüzgarlar oluyordu. Ve gidip ne yapıyordu? Uğradıkları kıyılarda o okyanus kıyı kentlerinde maalesef bir takım can mal kayıplarına yol açıyordu. Şiddetli yağışlar sel, taşkın bu kavramları biliyoruz. Yani şiddetli yağışlar sel, taşkınlara maruz kalma adına Güneydoğu Asya ülkelerinin ya da ekvatoral iklim yaşayan bu Brezilya, Endonezya tarzı ülkelerin şiddetli yağışlar gördüğünü ya da işte Kuzey Batı Avrupa'nın ılıman okyanus iklimi gördüğünü biliyoruz. Sel taşkını özellikle hani Bangladeş'i iyi örnek olarak verebilirim. Çünkü yer şekilleri çok sade muson iklimi var. O muson yağışları öyle bir tehdit oluşturuyor ki bir bakıyorsun akarsular taşma yaşıyor. Kuraklık biliyorsunuz ki özellikle biraz daha çöl alanlarında ya da yarı kurak iklim yaşayan ılıman karasal iklim gibi yerlerde ara ara yıllık yağışın yetersizliği, ara ara beklenenin de altında yağışların olması bir takım kuraklıklara ve onun neticesinde bazı sıkıntılar yol açar. Çünkü kuraklık bir afettir genel kültür olarak biliyorsunuz. Kuraklık sonucunda salgın hastalık da olur. Bitki ve hayvan üretiminde azalmalar baş gösterir. Barajların su seviyesi azalır. Yeraltı suları azalır. Yani hep olumsuz anlamda düşünülecek bir sürü örnek vardır. Jeoloji kökenli ya da jeomorfoloji kökenli afet aşağıdakilerden hangisidir? Ya da aşağıdakilerden hangisi ekstrem doğa olayları olarak diğerlerinden farklıdır gibisinden sorular gelecek dostlarım. E biz biliyoruz ki volkanik patlamalar, depremler, Tsunami biraz daha jeolojik kökenli. Hemen şöyle bir kalem de seçmek istiyorum. Yavaş yavaş bir not almak istiyorum. Yani şu üçlü biraz daha jeolojik kökenli. Şu ise biraz daha jeomorfoloji. Yani yeryüzü şekilleriyle bağlantılı bir şeydi. E biz biliyoruz ki volkanik patlamalar, depremler hep neydi dostlarım? Levha sınırlarının olduğu yerde olur. Tsunami denizde görülen deprem demekti. Haliyle volkan patlamaların depremler, tsunami'ler maalesef can mal kayıplarına yol açabiliyor muydu? Evet. Kütle hareketi dediği şey ne? Genelde yer şekilleriyle ilişkili dedim. Eğimli arazilerde toprağın kayması yani heyleni çamur akıntısını ya da kaya düşmesi gibi fiziksel parçalanmaya uğrayan taşın bir anda büyük kütle şeklinde yere düşmesinden bahsediyor. O zaman bu tarz kütle hareketleri, kaya düşmesi, heyelan bunlar coğrafyada bir doğal afet kapsamında mıdır? Evet heylanla erozyonu karıştırma diyorum hep. Heylan yağışlı yerlerde oluyordu. Bizim ülkede Karadeniz, dünyada Güneydoğu Asya, Ekvator çevresi, Kuzey Batı Avrupa tarzında ya da Kanada'nın batısı tarzında ılıman, okyanus, iklimi yaşayan yerler daha bir öne çıkıyordu demiştik. Bakın tanıdık bir cümleydi. Biz hemen hallettik. Peki yine tanıdık bir cümle. AYT'de 12. sınıf konu başlığı olarak doğa ve değişim diye bir tabir var. Dostlarım bu da yine bizim Eylül ayında, Ekim ayında sizinle ilk tanışırken, yavaş yavaş ders anlatırken anlattığımız şeyler arasında. Yani doğa insanı nasıl etkiler, insan doğayı nasıl etkilere, hani örnekler vermiştik ya, bu o konu işte. Diyor ki bu konunun özünde ne var? Bu konunun özünde örnek verelim. İnsanın bir zamanlar hani modern çağ sanayi ne kadar doğanın insanı etkilediğine örnekler vardı. Mesela bu 12. sınıf kitaplarında Efes Antik Kenti'nin İzmir Efes'in olduğu yeri niye verdi? Size bu resimde şunu öğretmeye çalışıyor. Diyor ki bak diyor eskiden Efes bir liman kentiydi. Ve Efes eskiden şuralardaydı. Şuralar hemen farklı bir renkle göstereyim. Buralar bir suydu. Çünkü Efes böyle Roma dönemi gibi ilk çağ dönemlerinde bir liman kenti olarak anılır. Peki bu İzmir Efes'in olduğu yerler, yani bu küçük Menderes Akarsuyunun gelip denize kavuştuğu yerler, bir zamanlar liman kentiyken ne oldu? Akarsuların getirdiği malzeme yıllar içerisinde buraları dolduruverdi. O zaman buralar dolunca alüvyon birikimiyle yavaş yavaş böyle dolunca öğrencilerim ne oldu? Bir delta ovası oluştu ve delta ovası büyümeye devam etti. Yani bir zamanlar su olan yer kara parçası oldu. Peki diyor günümüzde artık o sahil nerede? Yani eskiden sahil şuradaydı. Peki eskiden sahilin bir şurada olduğunu biliyoruz. Peki şu anda günümüzde sahil nerede? Ta şurada. Yani şu anda Efes işte Millet gibi antik kentler şu anda 8-10 kilometre yaklaşık olarak bu civara denk geliyordu. İçerideler. O zaman Efes antik kentinin bir dönem sahildeyken doğal süreç anlamında nasıl sahilden uzaklaştı? Nasıl denizin iç kesimde kaldı? Akarsu'nun getirdiği malzeme buraları doldurdu. Yani baksana diyor doğanın kendi içindeki işleyişi denizin önündeki sahil kavramını ya da denizin önündeki kent kavramını ne yaptı? Değiştirdi. O zaman bu biraz neye örnek oldu? Doğanın biraz böyle insanı değil de doğanın yer şekillerini etkilemesine, doğanın kendi işleyişinde yer şekillerinin nasıl değiştiğine bir örnek. Peki burada ne anlatıyor? Bakın hani aradaki farkı görün. Neden kıyaslama yaptığını anlayın. Burada da diyor ki bak diyor eskiden insan karışmazken Akarsu geliyordu, alevyon biriktiriyordu, bir yeri dolduruyordu. Mesela şu anda insanlar akarsuyu durdurabiliyor, baraj yapıyor. Akarsuyun akış yönünü değiştiriyor. O bahsettiğimiz Efes antik kenti günümüzde ona benzer bir yer varsa doldurulamayabilir. Çünkü doğal akışı insan ola etkileyebilir. İşte diyor bak diyor akarsuyun insan tarafından kesilmesi sonucu ne olmuş? Dostlarım Orta Asya'da Hazar Gölü'nün yanında Özbekistan taraflarında Aral Gölü diye meşhur bir göl vardır. Hemen haritadan göstermemi ister misiniz? Aral Gölü hatırlatayım ben dersimi iştarlık öğrencilerime. Bir tektonik göldü. Tıpkı Hazar Gölü gibi. Aral burada hangisi? Aral burada hemen paylaşayım. Kalem seçeyim. Aral burada kalem seçtim. Şuraya denk geliyor. Yani şu Özbekistan ile Kazakistan sınırında bir gölden bahsediyoruz. 12. sınıfta bunun adına kötü bir örnek verir. Örneğimiz şudur. Bak diyor uydu fotoğraflarını. 1989 yılında uydu fotoğraflarında bayağı gölün hani suyla dolduğunu görüyorsun diyor. Ama diyor gel gör ki 2017 yılı uydu fotoğraflarında suyun iyice azaldığını görüyorsun. Yani eskiden şu kadar yüz ölçüme sahipken bu kadar su alanı varken şimdi neden bu su yok oldu? Acaba insanoğlunun bir hatası var mı? Şöyle var dostlarım bu Aral Gölü'ne gelip dökülen akarsular vardı. Çünkü sonuçta gölü besleyen şey nedir? Ya yağmur suyudur, ya kar erimesidir, ya da işte akarsuların gelip, hani o yağmur ya da kar suyuyla başka bir ortamdan gelen akarsular gelip göle kavuşup gölü besleyebilir. İşte insanoğlu ne yaptı bu Özbekistan'da, Kazakistan'da? Onlar böyle dünyada pamuk üretimde önemli ülkeler. Pamuk hatırlarsanız büyüme döneminde sulanmak ister. O yüzden Özbekistanlar, Kazakistanlar tarım arazilerini sulama uğruna Akarsuları, akarsuların suyunu daha doğrusu var olan yakınındaki tarlalara yönlendirmeye başladılar. Haliyle akarsu tarlalara sulaman yetene yönlendirilince göle gelen suyun miktarı azalmaya başladı yani göl yenilenememeye başladı. O yüzden gölün böyle yenilenememesi gölün artık alanının iyice daralmasına, su miktarının iyice düşmesine açtı. Sana diyor ki bu bir çevre felaketi mi oldu? Ekosistemi etkiledi mi? Evet. Yani sonuçta ne oldu? Gölün kendi kimyasal yapısı değişti. Haliyle belki bu göl üzerinde işte paragrafta belirtiyor taşımacılık yapılıyordu, yapılamamaya başlandı burada yaşayan deniz canlıları vardı. Hepsi öldü. Yani ciddi anlamda ne yapıyor? Belki bu deniz canlılarıyla ya da onun yakınındaki canlılarla beslenen kuşlar vesaire vardı. Hepsini ne yaptı? Bitirdi. Yani burada özetle hani işin özellikle 12. sınıf ayete de hep işin özünü yakalayın. İşin özünü yakaladığınız zaman olayı halledersiniz. Aral Gölü'ndeki bir çevre felaketinin sebebinin insan kaynaklı olduğu anlatılıyor burada yine maalesef ara ara TYT başlıklarında değindiğimiz küresel iklim konusuna geldik. Coğrafyada küresel ısınmayla da ara ara haber kültüründe duyduğunuz ya da küresel iklim değişimi diye daha doğru bir ifadeyle bilinen bir mevzu var. Biz biliyoruz ki dünyada bir ısınma var. Dünyada bu aralar iklimler olması gerekenden farklılaşmaya mı başladı diye bir korku var. Ve 20-30 yıllık böyle verilere bakıldığında bir gerçek çıktı atmosferde karbondioksit oranı olması gerekenden daha fazla çıktı. Karbondioksit su buharı gibi gazların bir önemi vardı coğrafyada. Onlar ısıyı tutma özelliği vardı. O zaman diyor karbondioksit gibi sera gazları gibi gazların ortamda çok kullanılıyor olması dünyada bazı yerlerde iklim değişmelerine ciddi ciddi yol açmaya başladı. O zaman şöyle yavaştan bir alalım mı? Bu küresel iklim değişikliği kimin yüzünden oluyor? Sera gazları yüzünden. Peki sera gazı dediğim şey kim? Altını çizmek isterseniz su buharı, harelik karbondioksit, metan gazı ya da azot oksit gibi gazlara sera gazları deniyor. Özellikle test tekniğinde biraz daha karbondioksitten belki arka planda metan gazından bahsedilir. Ve denir ki işte özellikle dünyada Fabrikaların çok artmasıyla, fosil yakıtların kullanımının artması, daha sonra ulaşımla beraber e, trenlerin, gemilerin, karayollarının, deniz yollarının hep fosil yakıtlarla çalışıyor olması, elektrik üreten santrallerin hatırlayın eski bilgileri genelde böyle fosil yakıtlarla çalışıyor olması dünyada karbondioksit rakamını olması gerekenden fazla bir rakama çekti. Ve bu da dünyada bazı özel durumlara yol açtı. O zaman size küresel iklim değişikliği demek ki bu sera gazı yüzünden oluyor. Şimdi açalım biraz. Diyor ki küresel iklim değişiminin nedenleri nedir? Yani bu sera gazlarının salınımı, atmosfere yayılımı neden arttı? Çünkü fosil yakıtları insanoğlu çok kullandı. Az önce ifade ettim. Nerede kullandı? Fabrikalarda kullanıyor. Arabalar yani otomotiv ulaşım araçlarında kullanıyor. Enerji santrallerinde kullanıyor. Bu da ortamdaki karbondioksit artırıyor. Diyor ki bak diyor. Üstün üstlük ormanları kesmeye başladık. Yani ağaçlar fotosantez olayının önemli parçasıyken ormanların tahribatı, ormanlık alanların azalması küresel iklim değişikliklerinin bir nedeni. Yani o nedenleri iyi yakala, mantığını anla. Peki diyor tarım uygulamaları. Sence ne yaptık ki tarım uygulaması olarak küresel iklimi tetikledik? Bakın diyor ki hani yakalamanız gereken cümle Mesela diyor bataklık arazilerde var olan bakteriler karbondioksitten 20 kat daha etkili bir sera gazı olan metan üretir. O zaman diyor pirinç tarımı yapılan suya uygun bataklık arazilerinin varlığı ya da diyor işte hata olarak bazen e, kimyasal gübrelerin kullanılması ya da daha önce öğrenmiştiniz anız denilen bazı ürünlerin başlarını işine yarayan kısmı aldıktan sonra geriye kalan saplarının yakılması demek ki coğrafyada fosil yakıtının atmosfere yayılmasını tetikliyor. Coğrafyada yine küresel iklim değişikliğinin gerekçesi olarak paylaşılmış. Şehir ısı adası nedir? Diyor ki şehir ısı adası şu demek. Ortam yani şehirler malumunuz bir beton yığınıdır. O zaman coğrafyada bu betonlaşma biraz neye ulaştı? Yani kırsal alanlarda mesela güneş ışınları ne yapabiliyor? Toprağın içine geçebiliyor. Hani ışınlar soğurabiliyor. Hani şu soğurulma lafını gördüm. Ama diyor şehir ortamında ne olur dostlarım? Şehir ortamında her tarafın beton ve asfalt olması haliyle ısıyı tutmaya ulaşıyor ışınlar kaçamıyor. Şehrin içinde kalmak zorunda kalıyor. Yani güneş ışınlarını tutup emmesi, absorbe etmesi beton yığını olan kentlerin olması gerekenden daha iyi ısınmasına yol açıyor. Mesela bunu bazen şeyden anlıyorsun. Kızılay ulusta yağmur yağmazken, e, düzeltiyorum cümleyi, kar yağmazken, yağmur yağarken etraftaki ...ilçelerde kar yağabiliyor. Neden mesela Kızılay Ulus Merkez'de kar yağışı yağmıyor bazen? Çünkü hava soğuyamıyor. Çünkü şehrin merkezi olması, haliyle beton yığını olması, havanın çok aşırı soğuyamaması... ...böyle soğuk etkili kar yağışına bazen neden olmayabiliyor. Peki atıklar diyerek ne kastetmiş? Demiş ki bak diyor çöplerin içinde öğrencilerin metan gazı vardır. O zaman siz sanayileşmeyle birlikte, haliyle dünya nüfusunun artmasıyla birlikte bir atık kültürü oluştu. Ve bu atıkların içerisinde işte çöp dediğimiz kavramın içinde metan gazları vardır. O zaman bu metan gazlarının gerek böyle bir ortamda bırakılması çöplerin ya da çöplerin yakılması yine küresel iklim değişikliğine yol açar mı? Neden olmasın? Peki bir şeylerin mantığını kurgulamaya çalışıyoruz. Diyor ki küresel iklim değişiminin gözlenen ve öngörülen etkileri nelerdir? Yani burada şey anlayın. AYT'de küresel iklim değişikliğine özel bir önem veriliyor. Ve ben elimden geldiğince ders otom hazırlarken işte biraz devlet kitaplarından kırptım. Yani çok daha ayrıntılı anlatır ama biz işin özünü bilmeliyiz. Acaba öngörülen, gözlenen şeyler nedir? Mesela ne bekleniyor? Şöyle şeyler bekleniyor. Eğer bu küresel iklimin nedenlerini biz azaltmazsak, <laughs> küresel iklim değişikliğine neden olan şeyleri durduramazsak mesela uç değerde hava olayları ve iklim şartlarında değişmeler olacak diyor. Mesela bir yer bazen daha aşırı ısınacak ya da daha aşırı soğuyacak. Ya da bazen artık olmaya da başladı. Daha iri taneli yağmur e, dolu düşecek. Daha fazla, daha şiddetli yağmurlar yağacak. Daha şiddetli rüzgarlar esecek. Yani uç dediğimiz şey bu demek. Ekstrem. Yani daha beter, daha beter yağmur, daha beter kar yağışı. Bazı yerlerde tam tersi. Biraz yağış düşüyorsa artık hiç düşmeyecek iyice kuraklıkla hani e, bir şekilde kendisini hissettirecek orada kuraklık ve bir takım salgın hastalıklar vesaire olacak. Peki diyor işte az önce desteklediğim cümle meteorolojik ya da hidrometeorolojik kökenli fırtınalar, tropikal fırtınalar işte seller, taşkınlar bekleniyor. Çünkü bir şey artık aşırı olacak ya aşırı sıcaklık aşırı soğukluk, aşırı yağış, hiç yağış tarzında biraz daha ekstrem durumlara yol açacağı için bir tehdit olarak görülüyor. Peki başka öngörü anlamda ara ara beraber konuştuğumuz ekonomik sosyal etkileri olacak mı? Yani tabii ki olacak. Çünkü küresel iklim değişikliği ile beraber ne dedik hani en basit örnek kuraklık. E, kuraklık su sorunu gündeme getirecek. Bir takım sosyal etkileri yol açacak. İnsanlar belki o bulunduğu köy ortamından bazı yerlere göç etmek zorunda kalacak. Ekonomik anlamda belki o su sorununu ya da işte sel taşkınlar sonucu can mal kaybına uğrayacak. Onun hani o şehri, o köyü, o kasabayı finanse edemeyecek. Yani insanlar belki o afetleri sıklıkla yaşadığı zaman ekonomik anlamda bir sıkıntı yaşayabilecek. Peki, bu e buzulların erimesini genelde genel kültür olarak hep biliriz. Bu küresel ısınmanın en önemli etkilerinden biri işte kutuplar tarafında buzulların eriyip oradaki ekosistemi, haliyle buzulların deniz suyuna, okyanus suyuna karışmasıyla tuz, tatlı su dengesinin karışması ya da öğrencilerim okyanus deniz sularının seviyesinin yükselip kara parçalarının içine doğru gelmesi yani deniz seviyesinin yükselip kara ortamında içeriye doğru sokulması. Çünkü bu dünyada denize çok yakın, denize sıfır ve yer şekilleri sade olan ülkeler var. İşte buna Hollanda, buna Venedik, buna Bangladeş gibi ülkeler önemli örnekler olarak verilir. Bakın burada da arkadaşlarımız yazmış. Mesela bu ülkeler ya da işte dünyada bazı şehirler, Şangay Çin'de, New York ABD, Tokyo Japonya, Sydney Avustralya, Venedik İtalya. Demek ki bunu kentler, denize çok yakın ve çok alçak zeminde durdukları için deniz seviyesinde yaşanacak ufak değişiklikler buradaki kentlerin bazılarının sular altında kalmasına ulaşacak. E peki okyanus sularının asitlilik oranı artar dediğim şey az önce benim dediğim muhabbet. Çünkü... <laughs> yavaş yavaş buzullar eridiği zaman diyor ki atmosfere salınan karbonun yaklaşık okyanuslar %30'unu emiyordu. Ama günümüzde atmosferde karbondioksit miktarı arttığı için okyanus suları yavaş yavaş hani o vazifesini atmosferdeki karbonu emecek o yeterliliğe ulaşamıyor artık. Çünkü atıyorum hani basit rakamlarla da düşünün. Eskiden bir okyanus havadaki %50 karbonsi kendine çekebiliyordu, emebiliyordu ama şimdi ortamda daha fazla karbondioksit var, daha fazla enerjiye ihtiyacı var ama bunu yapamıyor. E diyor ki bu neye yol açıyor? Sudaki asitlilik oranını artırıyor. E peki asit oranı artıkça ne olur? Maalesef bazı canlıların ölümüne yol açar. Yani işte deniz ekosistemini olumsuz etkileyecek demeye getiriyor. Baksana küresel iklim meğer nelere yol açıyormuş? Burayı çok iyi biliyoruz. çeşitliğinin azalması diyerek işte buzullar, buzulların erimesiyle beraber ayı türlerinin, penguenlerin, fokların yaşam alanının daralacağı ya da işte kuraklıkların arttığı yerlerde kendini ortama adapte eden hayvan türlerinin belki artık beslenememesi, bazı nesillerin, bazı bitki türlerinin, hayvan türlerinin azalmasına yol açabilir. E kuraklık yine bugün cümle akışında birkaç kere kullandım bir yerin daha az yağış alması ciddi anlamda oranın artık kuraklığa gittikçe artık çölleşmeye toprağın iyice artık bitkiden yoksun iyice ayrışmış ufalanmasına ulaşacak. Peki Kyoto Protokolü, Paris İklim Anlaşması nedir? Genel kültür olarak bilelim. Dostlarım bir şu anda ne yapıyoruz? Bu ders saatinde küresel iklim değişikliğini anlamaya çalışıyoruz. Kyoto ya da Paris İklim Anlaşmaları çevre anlaşmalarıdır. Bir kere bunu bileceksin. Yani bunlar küresel iklim değişimini azaltma adına, minimize etme adına bir takım kararların alındığı, bir takım ülkelerin bunun altına imza attığı bir çevre anlaşması. Bu çevre anlaşmalarının hani amacını bilmelisin. Sera gazı salınımlarını azaltmak, daha temiz bir çevre, daha temiz enerji kaynaklarına geçme adına bir takım hamleler olduğunu biliniz. Yani sizler can bunların adı geçtiği zaman en azından bunların küresel iklim değişimiyle ilgili anlaşmalar olduğunu bilmeniz ve sera gazı salınımını azaltmaya yönelik bir takım anlaşmalar olduğunu bilmeniz bizim için yeterli. Peki... Şöyle bir konu başlığı var. Bakın şu anda biz 12. sınıfın işte birinci dönem konularını işliyoruz. Diyor ki ekonomik faaliyetlerin sosyal kültürel etkileri var mıdır? Böyle bir konu var. Sence diyor bir yerde, bir şehirde ya da bir kasabada, bir köyde ekonomik faaliyetin ne olduğu acaba oradaki hayatı etkiler mi? Tamamen yorum sorusu. Yani köyde bir tarım hayatı var. Mesela ülkemizin bir kenti ya da dünyanın bir kentinde maden şehri var. Dünyanın bir kenti sanayi şehri, dünyanın bir kenti bilişim şehri, dünyanın bir kenti eğitim kenti. Acaba bir yerde ekonomik faaliyetin mesela sağlık, eğitim olması, bir yerde fabrikaların olması acaba oradaki sosyal kültürel hayatı da etkiler mi? örnek veriyorum. Fabrikaların çok olduğu yerlerde bir lojman kültürü vardır. Bir site kültürü vardır. Fabrikanın etrafında şöyle sosyal donatı olarak lojmanlar, apartman kültürleri olur. Ama mesela köy ortamındasın. Biraz daha yatay mimari, bahçeli ev konsepti çoktur. Örnek. Eğitim, sağlık, şehirleri diyebileceğim yani dünyada böyle Oxford gibi işte böyle eğitim memleketleri diyebilen Eskişehir gibi yerlerde üniversite öğrencilerinin çok olması ona yönelik sosyal kültürel aktiviteler oluşmasına yol açmış. Yani Eskişehir'in belediyesi, valiliği, devlet yetkilileri Burada üniversite öğrencisi çok, o zaman ona yönelik tiyatro, ona yönelik sanatsal faaliyetler, ona yönelik park bahçeler ya da işte e, eğlence mekanları oluşturalım. Çünkü gencin arzu ettiği şeyler bunlar tarzında. Yani burada bunu kastediyor. Sanayi, bir sanayi şehrinde sosyal kültürel hayat nedir? Ticaretin döndüğü bir şehirde nasıldır? Bir tarım memleketinde nasıldır? Senden böyle bunu basit dille kurgulamanı istedi. Ben de verdiğim örnekler konuyu anlatma adına yeterli. Peki burada ne var? Bakın bunlar hep 12. sınıf konuları. Böyle parça parça değişik başlıklardan oluşuyor. Mesela bu başlık geleceğin dünyası. Yani diyor gelecekte malumunuz dünya nüfusu artıyor. O zaman dünya nüfusu artınca bazı olumlu olumsuz şeyler olacak. Mesela olumsuz şeyler su sorunu olacak. Yani dünya neyden korkuyor? Dünyanın nüfusu 8 milyara dayandı ama su kaynakları sıkıntılı. Zaten sınırlıydı. Üstüne üstü kirlenmeye başladı, azalmaya başladı. E bu gelecekte artık bazı ülkelerde acaba su savaşları mı olacak? Korkusunu gündeme getirdi diyor. O zaman bu suyun geleceğinden kastedilen şey bu şehir ve yerleşme yani diyor ki dünya kalabalıklaştıkça haliyle şehir hayatı insanlar bu modern çağda şehirlere çok yönelmeye başladı. İnsanlar kırsal kesimde sadece bizim ülke değil dünyada birçok ülkede insanlar kırsal kesimden kentlere taşınmaya başladı. O zaman kentleşme beraberinde çevre sorunlarını, trafik sorunlarını, işte konut e, açığını, konut bulma sorununu, işte konutların kira fiyatlarının artmasını, gürültü kirliliğini, ses kirliliğini yani etkilemeye başladı. Paragrafta sana bunların mantığını vermeyi çalışıyor. Peki gelecekte peki insanoğlu diyor acaba bu kalabalıkla bir takım çözümler bulacak değil mi diyor. Burada ona yönelik örnekler verilmiş. Dostlarım bu örnekler ne örnekleridir? Belki böyle teknolojik haberlere meraklısınız. Mesela diyor dünya gelecekte böyle ev modelleri 150 metrekare bahçeli vesaire olmayacak. Özellikle diyor bazı şehirler İstanbul tarzı gibi metropol diyebileceğimiz böyle 10 milyonun üzerinde olan şehirlerde belki diyor gelecek yıllarda böyle pratik evler olacak. Pratik derken yani kapsül dediğimiz yani stüdyo tipi ev ya da o stüdyo tipin evin de daha küçüğü ev modelleri olacak. Ki şu anda dünyanın bazı ülkelerinde bu var ya da bazı havalimanlarında bakıyorsun böyle insanların dillenmesi adına belli bir ücret karşında küçük kapsül odalar var. Giriyorsun bir atak var, bir televizyon var, lavabo banyo ihtiyacı için bir küçük ortam var ve orada böyle kalıyorsun. Belki diyor gelecekte işte özellikle bekar insanlar için ya da yalnız yaşayan yaşlılar vesaire için böyle küçük ev modelleri olacak diyor. Mesela diyor tarım alanları dünyada ve kendi ülkemize gittikçe azalıyor. O zaman tarım alanlarının yerleşmeye açılması, tarım alanlarının olduğu yerde insanların fabrika yapması, tarım alanlarının konseptini değişecek. Belki diyor gelecekte dikey çiftçilik olacak ki bunun örnekleri var. Dikey çiftçilik dostlarım bir kere ilginç olan şey kentlerde yapılması. Yani genelde tarım biliyorsunuz köylerde kırsal alanda yapılır. Ama dikey çiftçilik dediğimiz şey apartman tarzı bir yerlerde yani apartman katlarında apartman dairesinde evin içinde sera mantığı gibi ortam kurarak topraksız ne yapıyorsun? Tarım ürünü yetiştiriyorsun. Google'a böyle girin bakın dikey çiftçilik yazın çok güzel görseller var. Peki geleceğin ekonomisi nedir diyor. Yani geçmişteki ekonomi modeli neydi? Geleceğin ekonomi modeli neydi? ve şu anda hani bizi gelecekte ne bekliyor? Bakın şurada şu tabloyu anlamamız bizim için olayı kavrama adına yeterli. Diyor ki sana dünyada hayat adına yani ekonomi adına bir takım değişim unsur örnekleri verdim diyor. Sence eskiden bunlar nasıldı? Günümüz ve gelecekte bizi ne bekliyor? Mesela diyor eskiden bundan belki 100 yıl önce belki o sanayi devriminin ilk dönemlerinde Haliyle bir de üretim, rekabet biraz daha ulusal ölçekliydi. Gerçekten sanayi devrinin olduğu dönemlerde bir ulusalcılık vardı. Ama şimdi diyor artık global bir üretim var. Yani bakıyorsun Çin'de 10-15 tane farklı ülkenin fabrikası var. Keza bizim ülkede öyle. Bakıyorsun bir Türk iş adamı Azerbaycan'da fabrikası var. Güney Afrika'da fabrikası var. O yüzden böyle şeyleri artık şaşırmıyoruz. Eskiden belki 100 yıl önce böyle şeyler... Enteresan gelebilirdi ama şu anda global ölçekte yani teknolojinin ve ulaşım imkanının internet erişiminin bu kadar yayıldığı bir ortamda herkes her yerde tesis kurabiliyor. Birkaç kapalı toplum kapalı ülke dışında Kuzey Kore vesaire gibi onun dışında herkes birbiriyle bir entegre halinde. Büyümeyi belirleyen faktör nedir? Yani eskiden ekonomik büyümede sermaye ve iş gücü çok kritikti diyor. Şimdi ne? Yani şu anda bazı ülkeler gelecekte ekonomi adına fark atmak istiyorsa yenilikçi olmalı, yeni icatlar üretmeli insanların ihtiyacını ölelik ve bilgi şu anda geleceğin en önemli koşulu. İşte buradan neyi kastediyoruz? İşte yapay zeka, yeni böyle akıllı evler, yeni buluşlar, icatlar geleceğin teknolojisinde, geleceğin ekonomik modellemesinde önemli olacak. Mesela diyor teknolojiyi belirleyen faktör geçmişte makinelerdi. Fabrikada makineler vardı. Şu anda her şey dijital. Bakıyorsun böyle dijitalleşme yani bilgisayarın, internetin etkisiyle çok farklı bir kulvar aldı. Arge verilen önem, araştırma geliştirmeye verilen önem eskiden çok öne çıkmıyordu. Ama şu anda arge çok önemli. Arge ne demek? Bir fabrikanın bir ürününü maliyet anlamda daha ekonomik ve daha tasarruflu mesela ürettiğin şeye göre değişir. Daha katma değeri yüksek nasıl yaparızı düşünen beyinler var. Yani arge mühendisi diye bir departman var fabrikalarda. Örneğin bu bir cep telefonu fabrikası mı? Acaba cep telefonunun bataryası daha uzun ömürlü olmak için ne yapmak lazım? Ya da işte kasasının daha ince ve daha hafif olması için ne yapmak lazım? Ya da işte su geçirme adına eskiden su geçiriyorlardı şimdi geçirmiyor. E şimdi yeni telefonlar daha uzun süreli su geçirmez özelliği diye kendileri tanıtıyor. Ya da işte fotoğraf kalitesi o çözünürlüğü videosunun işte 4K teknolojisi olması tarzında yavaş yavaş yenilik yeni fikirlerle daha üst model telefonlar, makineler vesaire üretiliyor. Peki diyor gerekli eğitim neydi geçmişte? Yani geçmişte bir ülkede ekonomik faaliyetler icra edilirken diyor ne bekleniyordu? Genelde diplomanızın ne olduğu, hangi alanda kendini yetiştirmiş, hangi alanda uzman olduğunuz çok soruluyordu. Oysa diyor yeni dönemde yaşam boyu öğrenim. Yani artık diplomanız belki mühendislik diplomasıdır ama siz ilerleyen dönemlerde farklı sektörlerde de çalışabileceksiniz demeye getiriyor. Mesela geçmiş dönemlerde iş imkanları istikrarlıydı. Yani bir insan işe girdi mi eskiden 20 yıl, 30 yıl, 40 yıl aynı firmada çalışabiliyordu. Ama şu anda diyor yeni nesil, yeni çağ, yeni dünya çağında insanlar bir yere kapalı kalmak istemiyor. Risk alıyor, fırsatları değerlendiriyor. Yani bakıyorsunuz 5 yıl sonra o iş yerinden ayrılıp kendine yeni bir iş yeri, yeni bir girişimcilik ruhuyla yeni bir hedef koyabiliyor. Diyor ki mesela beşeri sermaye eskiden üretim odaklıydı. Şimdi biraz daha müşteri. Yani müşteri ne istiyor? Müşterinin isteğine göre ben bir üretim gerçekleştireyim diyor. Eskiden diyor nitelikli iş gücü çok önemliydi. Oysa şu anda nitelikli iş gücü daha az olacak geleceğin dünyasında. Çünkü birçok şeyi yapay zeka teknolojisiyle robotların falan yapacağı söyleniyor. İşte iş gücü yapısı kalifiye değil veya belirli bir alanda uzmandı. Ama şu anda diyor iş gücü biraz bilgiyi, tecrübe, çok yönlü beceri, yenilikçi ruhu olan, yaratıcı fikirler üreten yani stabil sadece duran bir tip değil de yani 20 yıl önce öğrendiğini halen devam ettiren bir insan profili değil sürekli kendini yetiştiren insanlar aranacak diyor. Hani en azından bu şu anda e, sınava hazırlanan öğrenciler için de geleceğin meslekleri adına da bir fikir ya da gelecekte üniversiteyi okurken Nasıl bir donanım kazanmanız gerektiği adına da açıkçası güzel bir konu başlığı olmuş. Peki diyor geçmişte tarım ve sanayi ağırlıklıydı. Şimdi biraz daha hizmet sektörü ağırlıklı. Yani hizmet sektörünün daha öne çıktığını biliyoruz. Bunu da nereden anlıyoruz? Lütfen bilgilerimizi hatırlayalım. Genelde gelişmiş ülkelerin ekonomik faaliyetlerine bakıldığında hep hizmet 1 çıkıyor, sanayi 2 çıkıyor. 3 tarım çıkıyor. Yani hizmet dediğimiz üçüncü faaliyet gerçekten her zaman her gelişmiş ülkede genelde sanayinin önünde yer alıyor. Bizim ülkede de öyle. Şu anda bizim ülkede kabaca e, hizmet sektöründe çalışanlar %57 civarındaydı. Ama sanayiye bakıldığında bu rakam biraz daha böyle 22-23'ler. Geri kalan payda tarıma kalıyordu. Demek ki yine bilmemiz gereken bir konu başlığı da buydu. Peki belki hani son başlık mı olsun bunu da çalışalım toparlayalım. Teknolojik değişimler ve doğa etkileşimi. Bakın halen yine aynı mevzular. Yani yorum. Teknoloji hayatımıza değişimler getirdi ve doğa bundan olumlu ya da olumsuz etkilendi. Peki diyor teknolojinin doğaya ve insana oluşturduğu durumlar nedir? Bir tabloyla güzel anlatılmış. Mesela teknoloji ne yaptı? Diyor ki olumlu örnek mi istiyorsunuz? Mal ve hizmetlerin üretimde artışa ulaştı. Doğru. Yeni iş sahaları. Biz ne konuşmuştuk? Bir ara hatırlayın. Özellikle dördüncül ekonomik faaliyet diye bir konu açarken demiştim ki dostlarım bu teknolojiyle gelen meslekler yani eskiden TV spikeri mi vardı? Eskiden sosyal medya danışmanı vardı? Ya da web site tasarımcısı mı vardı? O zaman bunlar hep teknolojiyle beraber yeni iş kapıları oldu. Peki diyor ne oldu? Daha yüksek bir hayat standartı. Yani insanlar bir yerden bir yere daha rahat gitmeye başladı. Daha lüks yaşamaya başladı. Ya da o lüks hayatı, lüks aletleri kullanmaya başladı. Mal ve hizmetleri üretmek için iş gücü miktarında azalma oldu. Çünkü birçok şeyi makineler ya da işte günümüz teknolojisinde robotlar vesaire yapmaya başladı. Ama diyor ne dersin teknolojinin olumsuz yanları da var. Nedir diyorsun olumsuz yan? Birçoğunu zaten biliyorsunuz. Tekrar ederim. Çevre sorunları. Peki diyor işsizliğe ulaştı mı? Teknolojiyle beraber bazı meslekler unutuldu. Hani mesela eskiden ne vardı? ayakkabı ustası vardı. Şimdi mesela çok sınırlı. Artık böyle mahallelerde, ara mahallelerde bir örnek görüyorsun. Mesela eskiden terzicilik. Şimdi mesela onun yerine stilist ya da işte böyle özel böyle gidiyor. Ünlüler biliyorsunuz işte takım elbiseyi özel diktirden yerler var. Ama eskiden mesela terzi çok önemli meslekti. Ama şimdi hazır giyim sektörünün çok revaç olması, çok rahat e, yaygın olması, çok çeşitli olması bazı meslekleri haliyle unutturdu. Ya da eskiden mesela daktilo vardı. Bilgisayar gelince o zaman o daktilo bilen, on parmak daktilo yazan memurlar hepsi hani sistem anlamda çöktüler. Çünkü artık o becerileri bir işe yaramadı. Ya bilgisayarı bu sefer klavye anlamda öğrenmek zorundasınız ya da artık yeni iş sahası bakmak zorundasınız gibi. Peki doğal kaynakların tüketimine mi ulaştı maalesef evet sosyal psikolojik sorunlar oluşturuyor mu? İşte biliyorsunuz internet bağımlılığı, asosyallik. Hani burada biraz özellikle bu gibi kavramlar biraz kastediliyor. Yani teknoloji bazen bizi bu anlamda da olumsuz etkileyebildi. Peki burada duralım. Diğer buluşmada şu bölge kavramını halledelim.